Herkese merhaba arkadaşlar. Sorularla genel tekrar etkinliğimizin bu 17. videosunda yeni bir üniteyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. ÖSYM'nin ortalama 2 ya da 3 tane soru yönelttiği son derece yoğun ve bir o kadar da önemli bir ünite olarak karşımıza çıkmakta 20. yüzyılda Osmanlı Devleti. Değerli arkadaşlar bu üniteyle bağlantılı biz öncelikle 2. Meşrutiyet'in ilanı ve 2. Meşrutiyet süreci, Akabinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile ilgili gelişmeleri sorular üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Bu çerçevede hazırsak ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. İkinci meşrutiyetin ilanında etkili olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgili 1-2-3 bilgilerinden hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlar bu soruda öncülleri tek tek ele alacak olursak Osmanlı Devleti'nde 1908 yılında meşrutiyetin ikinci kez ilanında etkili olan grup İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak karşımıza çıkmakta. Bu anlamda Yeni Osmanlılar Cemiyeti birinci meşrutiyetin, İttihat ve Terakki Cemiyeti de ikinci meşrutiyetin ilanında etkili olan asli unsur olacaktır. Arkadaşlar birinci öncülde verilen 1889'da İbrahim Temo, İssak Sukuti, Abdullah Cevdet gibi tıp öğrencileri tarafından kurulmuştur ifadesi iddia terakki ile bağlantılı doğru bir ifadedir. Keza bir grup tıp öğrencisi tarafından askeri tıbbiyeli öğrenci tarafından kurulan önemli bir teşkilat olacaktır. Başlıca yayın organları Meşveret, Şura Ümmet, Tanin ve Mizan gazeteleridir. Evet değerli arkadaşlar iddia terakki cemiyetinin en önemli basın yayın organları arasında Meşveret, Şura Yümmet, Tanin ve Mizan gazetelerini görmekteyiz. 1918'de kapatıldıktan sonra Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adıyla faaliyet göstermiştir. Hayır arkadaşlar, İttihat Terakki ile bağlantılı verilen bu bilgi doğru bir bilgi değildir. Keza 1918'de İttihat Terakki Cemiyeti tasfiye edildikten sonra değerli arkadaşlar bir süre Vatan ve Hürriyet değil, Teceddüt Fırkası adıyla çalışmalarını sürdürecektir. Dolayısıyla lütfen dikkat edin. İttihat ve Terakki Cemiyeti 1918'de kapatıldıktan sonra Teceddüt Fırkası adıyla belli bir süre değerli arkadaşlar faaliyetlerini sürdürecektir. Öte yandan Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ise değerli arkadaşlar aslında Mustafa Kemal'in ilk görev yeri olan Şam'da Arkadaşları ile birlikte kurmuş olduğu bir cemiyet olarak karşımıza çıkar. Keza 1906 yılında bu cemiyet kurulduktan sonra bir yıl de sonra değerli arkadaşlar 1907 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşecek. Dolayısıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ne Mustafa Kemal'in Şam'da arkadaşlarıyla kurmuş oldukları cemiyet bağlamında kesinlikle dikkat ediyoruz. İttihat Terakki ile de değerli arkadaşlar 1907 yılında bir birleşme sağlanacak. Dolayısıyla bu soruda doğru yanıtımız değerli arkadaşlar 1 ve 2 yani B seçeneği olmalı idi öte yandan değerli arkadaşlar İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bağlantılı birkaç önemli noktaya da değinmemiz gerekiyor. Bir defa örgütlenmesi bakımından, kuruluşu bakımından değerli arkadaşlar gizli bir teşkilat olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda İtalya'daki gizli Carbonari örgütüne benzemektedir kuruluşu itibariyle. Öte yandan resmi ideolojisi İttihat Terakki'nin Türkçülüktür değerli arkadaşlar. Tabi belli bir dönem Osmanlıcılıkta devam edecektir fakat resmi anlamda ideolojisi Türkçülük akımı olarak karşımıza çıkar. Nitekim İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde değerli arkadaşlar milli iktisat politikası en temel unsurlardan birisi olacak. Ve 1918 yılına kadar 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar değerli arkadaşlar yönetimde etkili olan bir grup olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla İttihat ve terakki, birleşme ve ilerleme fırkası, birleşme ve ilerleme cemiyeti olarak da adlandırdığımız bu teşkilat lütfen dikkat edin meşrutiyetin ikinci kez ilanında etkili olan en temel unsur olacaktır. Bu çerçevede birinci sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar B seçeneği olmalıydı diyor ve ikinci sorumuza devam ediyoruz. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar. İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı topraklarını paylaşmak için bir araya gelmesi İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni harekete geçirmiş ve 24 Temmuz 1908'de meşrutiyet yeniden ilan edilmiştir. İngiltere ile Rusya arasında 9 Haziran 1908'de gerçekleşen ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni meşrutiyeti yeniden ilanı konusunda harekete geçiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Londra Konferansı, Viyana Protokolü, Reval Görüşmesi Saç-Pikot Anlaşması, Moskova Anlaşması. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı. Keza Osmanlı Devleti'nde ikinci meşrutiyetin ilanı sürecinde değerli arkadaşlar İngiliz Kralı ile Rus Çar arasında 9 Haziran 1908 tarihinde Reval görüşmesi doğrudan etkili olacaktır. Aslında Reval görüşmesinin ana konusu iki devlet arasında İngiltere ile Rusya arasında Osmanlı topraklarının paylaşılması. İşte bu gelişme üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti harekete geçecek ve nihayetinde 24 Temmuz 1908 tarihinde meşrutiyet ikinci kez ilan edilecektir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde birinci meşrutiyetin ilanında etkili olan dış gelişme 1876 Tersane Konferansı'ydı. İkinci meşrutiyetin ilanında etkili olan dış gelişme ise 1908 Reval görüşmesi olmuştur değerli arkadaşlar. Tabi Osmanlı Devleti'nde e, meşrutiyetin yeniden ilan edilmesinde değerli arkadaşlar sadece bu Reval görüşmesi etkili olmamıştır tabi ki. Keza Osmanlı Devleti'nde ikinci meşrutiyetin ilan edilme nedenlerine bakacak olursak. Bir defa değerli arkadaşlar İttihat Terakki Cemiyeti'ne mensup bazı subayların meşruti yönetimi istemesi bunda kesinlikle etkili olacaktır. Öte yandan Osmanlı Hanedanı'ndan başka birinin tahta çıkacağı söylentileri de meşrutiyetin ikinci kez ilanında etkili olan bir diğer gelişme olacak. Üçüncü olarak ki bence son derece önemli değerli arkadaşlar padişaha Serez'den İstanbul'a bir ordunun yürüyeceği şeklinde bir telgraf ulaştırılması. Keza bu padişah üzerinde çok ciddi bir baskı yaratacak ve nihayetinde 2. Abdülhamit anayasayı tekrar yürürlüğe koymak durumunda kalacaktır. Bir diğer önemli gelişme değerli arkadaşlar, ordu ile halk arasında isyan belirtilerinin yavaş yavaş ortaya çıkması da meşrutiyetin ikinci kez ilanında etkili olacaktır. Soruda cevabını da istediğimiz İngiltere ile Rusya arasında yapılan Reval görüşmesi de aslında bir dış gelişme olarak meşrutiyetin ikinci kez ilanında etkili olacaktır. Dolayısıyla 20. yüzyılın başlarında değerli arkadaşlar, ikinci meşrutiyetin ilanı Osmanlı tarihinde son derece önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda ikinci sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar, C seçeneği olmalıydı diyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar, Enver Bey, resten Niyazi, Eyüp Sabri gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin hürriyet kahramanları olarak adlandırılmasında 1-2-3 gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? İkinci meşrutiyetin ilan edilmesi, 31 Mart isyanının bastırılması, Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlara karşı zafer kazanılması. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız yalnız bir yani A seçeneği olmalıydı. Keza Enver Bey, Resteli Niyazi ve Eyüp Sabri gibi İttihat Terakki üyelerinin hürriyet kahramanları olarak nitelendirilmesinde doğrudan ikinci meşrutiyetin ilan edilmesi etkili olacaktır. Böyle bir adlandırma yapılmasında değerli arkadaşlar 31 Mart ayaklanmasının bastırılması veya Trablusgarp Savaşı'nda bir zafer kazanılması etkili olmamıştır. Bu bağlamda sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıydı. Tabi değerli arkadaşlar Enver Bey ve Yazi Niyazi Bey'e böyle bir nitelendirme yapılması aslında bir sürecin önemli bir sonucu. Kısaca bu gelişme sürecine de bakacak olursak değerli arkadaşlar. Öncelikle İttihat Terakki Cemiyeti üyeleri değerli arkadaşlar meşrutiyeti yeniden ilan ettirebilmek amacıyla hürriyet taburları adını verdiğimiz bir askeri birlik oluşturacaklar. Ve akabinde hürriyet taburları değerli arkadaşlar bir isyan çıkaracak. Öyle ki bu ayaklanma, bu isyan süreç içerisinde halk desteğini de arkasında görecek ve nihayetinde değerli arkadaşlar Selanik hükümet konuğu işgal edilecektir. Lütfen dikkat. Bu süreçten sonra iddia terakki liderlerinden Enver Bey, Restere Niyazi ve Eyüp Sabri Bey'in ordularıyla İstanbul'a hareket edeceği söylentileri üzerine 2. Abdülhamit kanun esasiyi tekrar yürürlüğe koymak ve meşrutiyeti yeniden ilan etmek durumunda kalacaktır. Dolayısıyla Enver Bey'in, Resten'in Niyazi Bey'in ve Eyüp Sabir Bey'in hürriyet kahramanları olarak nitelendirilmesinde bu süreç kesinlikle doğrudan etkili olmuştur diyoruz. Ve o neden nedir ki değerli arkadaşlar Osmanlı tarihinde 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleşen ikinci meşrutiyetin ilanı demek aslında hürriyetin ilanı demektir. Bu nedenle Enver Bey ve Resneli Niyazi hürriyet kahramanları olarak anılmıştır değerli arkadaşlar. Bu bağlamda üçüncü sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Değerli arkadaşlar ikinci meşrutiyet sürecinde Osmanlı Devleti bir takım toprak kayıpları da yaşamıştır. Bu toprak kayıpları ile bağlantılı bu sorumuzda değerli arkadaşlar. ikinci meşrutiyet sürecinde bağımsızlığını kazanan devlet Bulgaristan olacak. Öte yandan Avusturya Macaristan tarafından ilhak edilen yerse değerli arkadaşlar Bosna Hersek olarak karşımıza çıkmakta. Yunanistan'a bağlandığını ilan eden yerse değerli arkadaşlar ki İkinci meşrutiyet sürecinin en önemli gelişmelerinden biridir. Girit değerli arkadaşlar Yunanistan'a bağlandığını ilan edecektir. Bu çerçevede bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği yani Bulgaristan, Bosna Hersek ve Girit sıralaması olmalıydı. Değerli arkadaşlar burada dikkat etmenizi istediğim önemli bir nokta olacak. O da Girit ile ilgili bir mesele. Aslında ikinci meşrutiyet sürecinde değerli arkadaşlar Girit 1909 yılında fiilen elden çıkmış oldu. Fakat resmen Osmanlı hakimiyetinden çıkması Girit'in ancak ve ancak 1913 yılında Balkan Savaşları'ndan sonra gerçekleşecektir. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Girit'in tamamen Osmanlı'nın elinden çıkması ikinci meşrutiyet sürecinde değil Balkan Savaşları'ndan sonra yaşanan bir gelişme olacaktır. Bu bağlamda dördüncü sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıydı diyoruz değerli arkadaşlar. 5. soruya baktığımızda arkadaşlar 13 Nisan 1909'da patlak veren 31 Mart olayı Türk siyasi tarihinde rejime yönelik ilk isyandır. 31 Mart olayının ortaya çıkmasında 1-2-3 gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Arnavutluğun bağımsızlığını kazanması, bazı kesimlerin meşrutiyetin ilanına tepki göstermesi, İttihad-ı Muhammediye fırkasının kurucusu ve Volkan gazetesinin yazarı Derviş Vahdeti'nin tahrikleri. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Keza 31 Mart ayaklanmasının ortaya çıkmasında Arnavutluğun bağımsızlığını kazanması etkili olamaz. Keza Arnavutluk daha sonraki süreçte 1913 Balkan Savaşları sürecinde bağımsızlığını kazanan bir Balkan ulusu olacak. Öte yandan bazı kesimlerin meşrutiyetin ilanına tepki göstermesi aynı zamanda İttihadı Muhammediye Fırkası'nın kurucusu ve Volkan Gazetesi'nin önemli yazarlarından biri olan Derviş Vahdeti'nin tahrikleri 31 Mart ayaklanmasının çıkmasında doğrudan etkili olan gelişmeler olacaktır. Bahsetmiş olduğumuz bu iki önemli gelişme dışında değerli arkadaşlar 31 Mart olayının yaşanmasında etkili olan diğer etkenlere bakacak olursak. Bir defa İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif olarak ortaya çıkan Ahrar ve İttihad-ı Muhammediye fırkalarının halkı kışkırtması bu isyanın çıkmasında doğrudan etkili. Öte yandan Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi Bey'in öldürülmesi aslında bardağı taşıran son damla olacaktır. Ki bu arada Serbesti gazetesi de aynı Volkan gazetesi gibi doğrudan doğruya meşruti yönetime karşıt yazıların yazıldığı basın yayın organları arasında yer almakta. Öte yandan ordu içerisinde giderek artan Alaylı Mektepli çekişmesi de 31 Mart isyanının çıkmasında etkili olan bir diğer unsur olacaktır, değerli arkadaşlar. Ve tabii ki hürriyet taburlarına karşı avcı taburlarının ki avcı taburları doğrudan doğruya Padişah II. Abdülhamit tarafından da desteklenmiştir, değerli arkadaşlar. E, bu taburların başlatmış olduğu bir takım e, kaos ortamı da 31 Mart isyanının çıkmasında doğrudan etkili olacaktır. Türk siyasi tarihinde rejime yönelik ilk isyan olarak kabul edilen 31 Mart ayaklanması değerli arkadaşlar gerçekten de önemli bir dönemi de beraberinde getirecektir. Bu isyanın değerli arkadaşlar sonuçlarına bakacak olursak bir defa isyan komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın, Kurmay Başkanlığını ise Mustafa Kemal'in üstlendiği Hareket Ordusu tarafından bastırılacak. Lütfen bu bilginin arkadaşlar altına çizelim. Hareket ordusu 31 Mart ayaklanmasını bastıran askeri birimdir. Ve bu ordunun komutanlığını Mahmut Şevket Paşa üstlenecektir. Ki Mahmut Şevket Paşa'yı değerli arkadaşlar sonraki aşamada farklı alanlarda görme imkanımız olacak. Öte yandan 31 Mart ayaklanmasının bastırılması süreci aslında Mustafa Kemal açısından da son derece önemli. Nitekim kol ağası Mustafa Kemal 31 Mart isyanının bastırılması sürecinde ilk defa tarih sahnesine çıkmış olacak. Arkadaşlar tabii ki 31 Mart isyanı meşrutiyet rejimine karşı çıkan bir ayaklanma olduğu için bu isyanın bastırılması doğal olarak meşrutiyet rejimini koruyacak, aynı zamanda İttihat ve Terakki'nin yönetimdeki etkisini daha da artıracaktır. Öte yandan Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti baskılara dayanamayıp istifa edecek ve yerine yeni kabine değerli arkadaşlar Tevfik Paşa tarafından kurulacaktır. Ve tabii ki önemli bir gelişme değerli arkadaşlar. 2. Abdülhamit 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonra lütfen dikkat meclis kararıyla tahttan indirilmiş ve yerine 5. Mehmet Reşat Osmanlı tahtına çıkarılmıştır. Burada bir ek bilgi vermem gerekirse değerli arkadaşlar Osmanlı tarihinde meclis kararıyla tahttan indirilen iki padişah vardır zaten. Bunlardan biri 2. Abdülhamit. Bir diğeri de değerli arkadaşlar 6. Mehmet. Yani Vahdettin olacak. Dolayısıyla 31 Mart ayaklanması değerli arkadaşlar 20. yüzyılın başlarında yaşanan en önemli gelişmelerden biridir. Bu olayın ortaya çıkmasında... Ve bu olayın sürecinde yaşanan gelişmelere kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu anlamda 5. sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kanuni esaside yapılan 1909 yılı düzenlemeleriyle değişikliğe uğramamıştır? Kanunları mebusan ve ayan meclislerinin yapması, padişahın çıkarılan kanunları veto etkisi Hükümetin padişaha karşı sorumlu olması, padişahın meclisi açma ve kapatma yetkisi, padişahın sürgün cezası verme yetkisi. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız A seçeneği olmalıydı. Keza 1909 yılında kanun-i esasi'de yapılan değişikliklere baktığımızda kanunların Mebusan ve Ayan Meclisleri meclisleri tarafından yapılmasına ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Bu çerçevede 1909 yılı anayasa değişikliklerine baktığımızda değerli arkadaşlar öncelikle padişahın gücünün kırıldığı buna karşın meclisin öneminin bir kat daha arttırıldığına ilişkin bir çerçeve çizmemiz mümkün olacaktır. Keza yapılan değişikliklerle birlikte değerli arkadaşlar 1. Hükümet daha önce padişaha karşı sorumluydu artık padişaha değil mebusan meclisine karşı sorumlu tutulacak. Öte yandan padişahın meclisi kapatma yetkisi değerli arkadaşlar önemli ölçüde sınırlandırılacaktır. Üçüncü olarak uluslararası anlaşmalarda daha önce padişah onayı zorunluluğu vardı. Artık yapılan bu değişiklikle birlikte değerli arkadaşlar meclis onayı zorunluluğu getirilecek. Öte yandan kanun teklifi için gerekli olan bir padişah izni vardı daha önce 1909 yılı değişikliği ile birlikte değerli arkadaşlar padişah izni ortadan kaldırılacak. Bir diğer önemli değişiklik padişahın sürgüne gönderme yetkisine değerli arkadaşlar ilk defa anayasaya eklenen yeni bir madde ile birlikte son verilecektir. Gerçekten de kanun-i esasi'de yapılan en önemli değişikliklerden birisidir değerli arkadaşlar padişahın sürgüne gönderme yetkisine son verilmesi. Öte yandan Padişahın veto yetkisi değerli arkadaşlar önemli ölçüde sınırlandırılacak. 1909 yılı değişiklikleriyle birlikte yapılan bir diğer önemli değişiklik değerli arkadaşlar basın üzerinde var olan sansür kaldırılacak. Dolayısıyla 30 yıllık istibdat döneminden sonra artık kanun esasında yapılan bir dizi değişiklikle birlikte arkadaşlar basın ve yayın hayatı bir anlamda özgür ve hür bir ortama kavuşmuş olacak. Önemli bir diğer değişiklik de değerli arkadaşlar derlek ve parti kurma hak ve hürriyetinin kabul edilmiş olması. Bakıldığı zaman 1909 yılı değişiklikleri dendiği zaman değerli arkadaşlar padişahın gücü önemli ölçüde kırılmış meclisin gücü bir o kadar da arttırılmıştır o zaman biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. 1909 anayasa değişiklikleri demek aslında demokratik anlayışın güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 6. sorumuzda değerli arkadaşlar doğru yanıtımız bu bağlamda A seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı tarihinde sopalı seçim olarak anılan 1912 seçimleri sonrasında Gelibolu'lu Kemal Kastamonulu Hilmi, İbrahim Aşki ve Yüzbaşı Kudret Öncülüğünde İttihat ve Terakki'ye muhalif bir grup asker tarafından 1912'de kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Hamidiye Alayları, Teşkilat-ı Mahsusa, Hizbi Cedid, Halaskar Zabitan, İttihadı Muhammedi. Değerli arkadaşlar, bu videomuzun yıldızlı sorularından birisiyle karşı karşıyayız. Keza ÖSYM'nin son yıllardaki sorularında seçeneklerde sıklıkla yer verdiği önemli kavramlar, önemli teşkilat isimlerinden oluşturduğum yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, Osmanlı tarihinde 1912 yılı seçimleri Sopalı seçim olarak adlandırılır. Keza bu seçimler sonrasında İttihat ve Terakki Cemiyeti gücüne daha da güç katacak ve bu olaydan sonra değerli arkadaşlar aralarında bollu Kemal, Kastamonulu Hilmi, İbrahim Aşçı gibi bir grup İttihat Terakki muhalif subay tarafından 1912 yılında değerli arkadaşlar sorumuzda D seçeneğinde verilen Halaskar Zabitan grubu oluşturulacaktır. Bu anlamda 7. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar D seçeneği olmalıydı. Öte yandan soruda diğer seçeneklerde yer alan oluşumlara baktığımızda ise değerli arkadaşlar Hamidiye alayları 2. Abdülhamit döneminde Doğu Anadolu'da Ermeni isyanlarını bastırabilmek amacıyla 1890 yılında aşiretlerden oluşturulan bir hafif süvari birliği olarak karşımıza çıkmakta. Öte yandan ki buna lütfen dikkat edin değerli arkadaşlar. Teşkilatı mahsusa İttihat Terakki'ye bağlı olarak oluşturulan bir istihbarat örgütüdür değerli arkadaşlar. Enver Paşa ve Süleyman Askeri Bey'in öncülüğünde Osmanlı siyasi birliğini koruyabilmek, ayrılıkçı hareketleri önleyebilmek ve belki de en önemlisi gayri nizami harp yürüterek Osmanlı ordusuna destek olabilmek amacıyla 17 Kasım 1913 yılında kurulan bir istihbarat örgütüdür. Şunu da yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Teşkilat-ı Mahsusa'nın bir benzeri milli mücadele döneminde karakol cemiyeti olarak İttihat-Terakki'yi bir anlamda canlandırabilmek amacıyla karşımıza sonraki süreçte çıkacak. Hizb-i Cedid. Değerli arkadaşlar Hizb-i Cedid hizipleşmekten gelir aslında. İttihat ve Terakki cemiyetinin içinde muhalif olarak yer alan, daha çok muhafazakar mebuslardan oluşan ve İttihat ve Terakki'yi Otoriter ve antidemokratik uygulamaları nedeniyle eleştiren bir gruptur değerli arkadaşlar. Hizbi Cedid. E seçeninde gördüğümüz İttihadı Muhammedi ki 31 Mart ayaklanması sürecindeki soruda aslında bahsetmiştik. İttihadı Muhammedi fırkası değerli arkadaşlar derviş vahdettiği öncülüğünde kurulan bir siyasi parti aslında. İttihat terakkiye ve meşruti yönetime karşı İslamcılık fikri doğrultusunda faaliyet yürüten e, önemli bir siyasi oluşumdur İttihat-ı Muhammedi Fırkası. Keza bu fırkanın en önemli yayın organlarının başında Derviş Vahdettin'in de yazılar kaleme aldığı Volkan gazetesi yer alacaktır. Bu çerçevede 7. sorumuzda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı diyoruz arkadaşlar. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Bu soruda geçen... Teşkilatlara, örgütlere kesinlikle dikkat etmenizi öneriyorum değerli arkadaşlar. Bu anlamda bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Sekizinci soruya baktığımızda arkadaşlar, yukarıdakilerden hangileri ikinci meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Fırkası'nın karşısında kurulan siyasi oluşumlar arasında yer alır? Osmanlı Ahrar Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı. Keza Osmanlı tarihinde siyasi parti olgusu ilk defa 2. Meşrutiyet döneminde karşımıza çıkmakta. Özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı muhalif oluşum olarak değerli arkadaşlar, aralarında Ahrar Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası gibi birçok siyasi oluşum karşımıza çıkmakta. Değerli arkadaşlar özelliği bakımından bilmenizi istediğim iki önemli siyasi oluşum olacak. Bunlardan biri Osmanlı Ahrar Fırkası. Prens Sabahattin liderliğinde teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyet fikirleri üzerinde değerli arkadaşlar kurulan bir siyasi parti olarak bilinmeli. Öte yandan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı en sert hamleleri gerçekleştirmeye çalışan en önemli rakiplerden birisi olan Ahrar Fırkası 1908 seçimlerine katılmış ancak ağır bir yenilgi almıştır değerli arkadaşlar. Öte yandan Hürriyet ve İtilaf Fırkası belki de en dikkat edilmesi gereken en büyük muhalefet partisi olarak karşımıza çıkmakta. Kasım 1911'de değerli arkadaşlar Miralay Sadık Bey öncülüğünde kurulan bu siyasi partinin üyeleri arasında Rıza Nur, Lütfi Fikri, Gülcenil İsmail gibi önemli isimler yer almıştır. Öyle ki İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı en büyük muhalefet partisi olarak karşımıza çıkar Hürriyet ve İtilaf Fırkası değerli arkadaşlar. Gerçekten de milli mücadele döneminde de faaliyetlerini bu yönde sürdürecektir Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Değerli arkadaşlar tabi İttihat ve Terakki'ye karşı sadece bu 3 siyasi oluşum yer almamıştır. Tabii ki 2. Meşrutiyet döneminde değerli arkadaşlar İttihat ve terakkinin karşısında kurulan muhalif oluşumlar arasındaki ki bunları sadece isim olarak değerli arkadaşlar bir kulak dolgunluğu olsun lütfen. fedakaran Millet Fırkası, İttihat-ı Muhammedi Fırkası, Issaat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası, Muhtedil Hürriyet Perveran Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Ahali Fırkası gibi birçok siyasi parti karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla ikinci meşrutiyet döneminde iddiaat terakki dışında değerli arkadaşlar ortaya çıkan siyasi oluşumları da bu şekilde görmüş olduk. Bu bağlamda 8. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar E seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkan fikir akımları ve bu fikir akımlarını destekleyen yayın organları arasında yapılan yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Batıcılık, içtihat, İslamcılık, Sebir Reşat, Türkçülük, Genç Kalemler, Osmanlıcılık, İştirak. Değerli arkadaşlar yine ÖSYM'nin son yıllardaki soru eğilimi doğrultusunda yeni yazdığım bir soruyla karşı karşıyayız. Bu bağlamda bir yıldızlı soru olarak değerlendirmem mümkün olacaktır. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Keza İçtihat Dergisi Batıcılık, Sebir Reşat Dergisi İslamcılık, Genç Kalemler Dergisi de Türkçülük akımının önemli yayın organları arasında yer almakta. Öte yandan İştirak Dergisi değerli arkadaşlar Osmanlıcılık değil sosyalizm fikir akımının önemli destekleyici organlarından birisi olarak kesinlikle unutulmamalı. Arkadaşlar bu soruyla bağlantılı yine işinize gerçekten yarayacağını düşündüğüm güzel bir tabloyu da sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkan fikir akımları ve bu fikir akımlarını destekleyen yayın organlarıyla bağlantılı bu tablomuzda Osmanlıcılık fikir akımı dendiği zaman İktam, Tanin ve Meşveret gazetesi. İslamcılık dediğimizde Sebi Reşat ki Sebi Reşat dergisi değerli arkadaşlar ilk yayınlandığı sırada Sırat-ı Müstakim adıyla yayın hayatına başlamış. Daha sonra Kastamonu ve Ankara'da Sebi Reşat adıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Bunun dışında Derviş Vahdettin'in de yazılar yazdığı Volkan gazetesi, Beyanül Hak dergisi ve Hikmet gibi birçok yayın organını görmemiz mümkün. Türkçülük akımı dediğimizde arkadaşlar başta Genç Kalemler dergisi olmak üzere Türk Yurdu dergisi, Yeni Mecmua ki Yeni Mecmua değerli arkadaşlar Ziya Gökalp ile doğrudan bağlantılı bir yayın organıdır, önemlidir ve Halka Doğru dergisini burada saymamız mümkün olacak. Batıcılık dendiği zaman değerli arkadaşlar Tabii ki Abdullah Cevdet doğrudan özdeşleşen İçtihat Dergisi, Celal Nuri Bey ile özdeşleşen İleri Gazetesi ve Hür Memleket yayın organlarında batıcılık fikriyle bağdaştırmamız mümkün olacaktır. Ve son olarak değerli arkadaşlar her ne kadar Osmanlı Devleti'nde çok yaygın olmasa da ki Osmanlı Sosyalist Fırkasını bir parti olarak daha önce görmüştük. İştirak dergisiyle Gave gazetesi değerli arkadaşlar, sosyalizm fikir akımının önemli yayın organları arasında yer almakta. Mesela Gave gazetesi biraz detaydır ama İzmir'de bir boykot gazetesi olarak değerli arkadaşlar çalışmalarına başlayacak. Bu çerçevede değerli arkadaşlar 9. sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. İtalya kendisine Trablusgarp'ta hareket serbestliği tanımak amacıyla Avrupa devletleriyle bir takım anlaşmalar yapmıştır. Bu konuda anlaşmaya vardığı devletlerden biri de Rusya'dır. İtalya aşağıdakilerden hangisiyle Trablusgarp üzerindeki çıkarlarını Rusya'ya kabul ettirmiştir? Reval görüşmesi, Moskova anlaşması, Viyana protokolü, Rakonigi anlaşması, Sarspikot anlaşması. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. 1909 Rakkonigi Anlaşması değerli arkadaşlar Trabluskarp Savaşı öncesinde Rusya ile İtalya arasında imzalanan önemli bir anlaşma olarak karşımıza çıkmakta. Keza İtalya Rusya arasında imzalanan bu anlaşma ile birlikte değerli arkadaşlar Rusya İtalya'nın Trabluskarp'taki buna karşılık İtalya'da Rusya'nın boğazlardaki çıkarlarını değerli arkadaşlar kabul edecektir. Aslında Trablusgarp Savaşı öncesinde İtalya ile Rusya arasında imzalanan Rakonigi Anlaşması karşılıklı çıkar anlaşması olarak da değerlendirilir. Öte yandan değerli arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir nokta olacak. İngiltere ve Fransa da aslında Rusya gibi kendi sömürgelerini koruyabilmek adına İtalya'nın Trablusgarp'taki çıkarlarına bir anlamda göz yumma yoluna gireceklerdir. Bu anlamda değerli arkadaşlar Rusya'nın İtalya'yı bir anlamda serbest bırakması boğazlar üzerindeki kazanımlarıyla bağlantılı. İngiltere ve Fransa'nın Trablusgarp konusunda İtalya'ya bir takım serbestlik tanımış olması kendi sömürgelerini korumak adına atmış oldukları önemli bir adım olarak karşımıza çıkmakta. Bu anlamda Rakkonigi anlaşmasına lütfen dikkat edin değerli arkadaşlar. Trablusgarp Savaşı öncesinde yaşanan önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmakta. Bu bağlamda 10. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar D seçeneği olmalıydı diyoruz. 11. soruya baktığımızda arkadaşlar İtalya 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki topraklarını ele geçirmek için 1-2-3 girişimlerinden hangilerini gerçekleştirmiştir? Rodos ve 12 adayı işgal etme, Çanakkale Boğazı'nı abluk altına alma, Trablusgarp ve Bingazi'ye asker çıkarma. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı. Keza 20. yüzyılın başlarından itibaren değerli arkadaşlar, sömürgeci bir devlet politikası güden İtalya, Osmanlı'nın Kuzey Afrika bölgesindeki topraklarını ele geçirmeyi hedefleyecek. Bu politika çerçevesinde değerli arkadaşlar, öncelikle İtalya Rodos ve 12 adayı işgal edecek. Öte yandan Osmanlı Devleti'nin bir anlamda savunma gücünü kırabilmek adına Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alacaktır. Aslında bu aşamanın değerli arkadaşlar en önemli noktalarından birini oluşturacaktır. İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye asker çıkarması. Dolayısıyla özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren değerli arkadaşlar İtalyan milliyetçilerinin de etkisiyle aslında İtalya sömürgeci bir devlet politikası güdecek ve Kuzey Afrika topraklarını ele geçirebilmek amacıyla bu üç önemli girişimi hayata geçirecektir. Bahsetmiş olduğumuz bu üç önemli girişim dışında değerli arkadaşlar İtalya bu hedefine ulaşabilmek amacıyla ayrıca Trabluskarp'ta banka açacak, okullar açacak, aynı zamanda basın yayın hayatıyla bağlantılı gazetecilik faaliyetlerini burada başlatacaktır. Burada aslında bölge halkını bir anlamda farklı ve yanlış yönlendirebilmeyi de hedefleyecektir İtalya. Aynı zamanda değerli arkadaşlar Osmanlı devletinin askeri gücünü kırabilmek adına Beyrut limanında bulunan bazı Osmanlı gemilerine de saldırı düzenleyecektir İtalya. Dolayısıyla 20. yüzyılın başlarında sömürgeci bir anlayışın sonucu olarak değerli arkadaşlar İtalya'nın Kuzey Afrika topraklarına yönelik bu politikası kesinlikle önemli. Bu bağlamda 11. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar E seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Ebru öğretmen öğrencilerinden cevabı Trablusgarp Savaşı olan sorular hazırlamalarını istemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biri olamaz? Değerli arkadaşlar soruda bize verilen seçenekler dikkatle incelendiğinde B seçeneğinde yer alan Babali baskını hangi savaş sürecinde yaşanmıştır sorusunun cevabı Trabluskarp Savaşı olamaz. Keza bunu ileride göreceğiz. Babali baskını değerli arkadaşlar 1. Balkan Savaşı sürecinde 23 Ocak 1913 tarihinde yaşanacak olan önemli bir gelişme. A seçeninde verilen Mustafa Kemal'in kimliğini gizleyerek gönüllü olarak katıldığı savaş hangisidir sorusunun cevabı tabii ki Trabluskarp Savaşı'dır değerli arkadaşlar. Keza Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal gazeteci kılığı ve Şerif Bey takma adıyla, Enver Bey kuyumcu kılığı ve Hamdi takma adıyla yer almışken, Ali Fethi Okyar, Nuri Conker, Ali Çetinkaya, Kuşçubaşı Eşref ve Süleyman Askeri gibi vatansever gönüllü subaylar değerli arkadaşlar bölgeye intikal edecek ve bir anlamda burada direnişi organize edecekler. Hatta detay bir bilgidir belki ama dikkat etmekte fayda var. Mustafa Kemal ve Enver Bey değerli arkadaşlar Trablusgarp bölgesinde önemli bir aşiret olan önemli bir aile olan Senüsli tarikatı mensuplarına da askeri eğitim verecekler. C seçeneğine baktığımızda Mustafa Kemal hangi savaşta Derne ve Tobruk cephelerinde mücadele etmiştir sorusunun cevabı da tabii ki Trablusgarp Savaşı olacak. Nitekim değerli arkadaşlar Mustafa Kemal İtalyan sömürgeciliğine karşı Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk cephelerinde mücadele etmiş ve hatta Derne muharebeleri esnasında bir kereç taşından dolayı sol gözünden yaralanmıştır. Uşa Anlaşması hangi savaşın sonunda imzalanmıştır sorusunun cevabı da tabii ki Trablusgarp Savaşı olacak değerli arkadaşlar. 1912 yılında Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan bu anlaşma ile birlikte Trablusgarp Savaşı noktalanmış olacak. Osmanlı Devleti Rodos ve 12 adayı hangi savaş sonrasında kaybetmiştir? Tabii ki bu sorunun da cevabı yine Trablusgarp Savaşı olacak. Keza Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı sonrasında imzalanan 1912 Uş Anlaşması gereğince değerli arkadaşlar Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp'ı kaybetmiş. Aynı zamanda Rodos ve 12 adayı geçici olarak İtalya'ya bırakmıştır. Arkadaşlar Trablusgarp savaşı süreci ile ilgili yine bilinmesi gereken önemli bir gelişme de şu. Lütfen dikkat edin. Artık Osmanlı Devleti toprak kaybı yaşadığı için değerli arkadaşlar Osmanlıcılık fikir akımı zayıflamaya devam etmiş. Lütfen dikkat Osmanlıcılığın yerine artık Türkçülük fikir akımı daha da önem kazanmıştır. Bu bağlamda değerli arkadaşlar, güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Trablusgarp Savaşı süreciyle bağlantılı, hemen hemen bilinmesi gereken tüm detayları içinde barındıran bir soru olarak karşımıza çıktı 12. soru değerli arkadaşlar. 13. soruya baktığımızda arkadaşlar, 1. Balkan Savaşı öncesinde Rusya'nın desteğiyle Osmanlı Devleti'ne karşı bir Balkan Birliği kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu birlik içerisinde yer alan devletlerden biri değildir? Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız A seçeneği olmalıydı. Keza Romanya 1. Balkan Savaşı öncesinde oluşturulan 1. Balkan İttifakı içerisinde yer almamıştır. Daha sonraki aşamada karşımıza çıkacak değerli arkadaşlar. Romanya 1. Balkan Savaşı'nda değil 2. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a saldıran Balkan devletlerinden birisi olacak. Arkadaşlar 1. Balkan Harbi aslında Osmanlı Devleti'nin 4 Balkan Devleti ile mücadele ettiği önemli bir mücadele süreci. Keza Karadağ'ın saldırısıyla başlayan 1. Balkan Savaşı'nda değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ ile mücadele etmek durumunda kalacak. Özellikle değerli arkadaşlar 1. Balkan Savaşı sürecinde Yunanlarla yapılan mücadele sürecinde önemli bir gelişme karşımıza çıkmakta. Keza dönemin Bahriye Nazırı Rauf Orbay değerli arkadaşlar Hamidiye Krovezörü ile Hamidiye Zırhlısı ile Ege'de Yunanlara karşı başarılı mücadeleler vermişse de ne yazık ki savaşın sürecinde değerli arkadaşlar Yunanistan Ege Adalarını tek tek işgal edecek. Bu aşamada Rauf Orbay değerli arkadaşlar Hamidiye Kruvözöründen hareketle 1. Balkan Harbi'ndeki mücadelesinden dolayı Hamidiye kahramanı olarak nitelendirilir. Bu anlamda buna kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Öte yandan değerli arkadaşlar önemli bir diğer gelişme Osmanlı Devleti'nin 1. Balkan Harbi'nde almış olduğu ağır yenilgi. Gerçekten giriştiği tüm mücadelelerde değerli arkadaşlar Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi alacaktır. Böyle bir yenilgi alınmasında değerli arkadaşlar en önemli etkilerden birisi ne yazık ki ordu siyaset ilişkisi olacak. Bu çerçevede 1. Balkan Harbi değerli arkadaşlar Osmanlı açısından ciddi toprak kayıplarını da beraberinde getirecek. Arkadaşlar yine 1. Balkan Savaşı sürecinde Osmanlı'nın içinde bulunduğu bu durumu istifadeye dönüştüren bir Balkan devletinden bahsetmemiz gerekiyor. Keza 1. Balkan Savaşı'ndaki Osmanlı'nın mevcut durumundan istifade eden Arnavutluk değerli arkadaşlar bağımsızlığını ilan edecektir. 1913 yılında Osmanlı devletinden ayrılarak bağımsız olan son Balkan devleti Arnavutluk olacaktır. Böylece Dolayısıyla 1. Balkan Savaşı değerli arkadaşlar sonuçları itibariyle kesinlikle unutulmaması gereken önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmakta. Bu bağlamda 13. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar A seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. 1. Balkan Savaşı sürecinde Enver Paşa liderliğindeki bazı iddiaçıların 23 Ocak 1913'te gerçekleştirdiği ve Kamil Paşa hükümetinin zorla istifasıyla sonuçlanan ilk hükümet darbesi aşağıdakilerden hangisidir? Çırağan baskını, Kuleli olayı, Babali baskını, 31 Mart vakası, Vakayı Hayriye. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı. Özellikle 1. Balkan Savaşı sürecinde yaşanan toprak kayıplarından dolayı dönemin hükümeti Kamil Paşa hükümeti sorumlu tutulmuş ve Enver Paşa liderliğindeki bazı iddiaçılar değerli arkadaşlar 23 Ocak 1913'te hükümet konanı basmıştır. Bu doğrultuda Türk siyasi tarihinde silah soruyla ilk hükümet darbesi olarak karşımıza çıkar Babali baskını. Keza Babali baskını sonrasında değerli arkadaşlar Kamil Paşa hükümeti istifa etmiş ve sadrazamlığa lütfen bu isme dikkat edelim Mahmut Şevket Paşa getirilmiştir. Ki biz Mahmut Şevket Paşa'yı daha önce 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasında hareket ordusu komutanı olarak görmüştük. Değerli arkadaşlar her ne kadar Mahmut Şevket Paşa Babali baskını sonrasında sadrazamlık makamına getirilmiş olsa da ittihatçılarla değerli arkadaşlar pek anlaşamamıştır kendisi ve nihayetinde Mahmut Şevket Paşa değerli arkadaşlar Haziran 1913 tarihinde uğramış olduğu bir silahlı saldırıda suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. Öte yandan değerli arkadaşlar Babali baskını sadece bir hükümet darbesidir değerli arkadaşlar. Rejimi değiştirmeye yönelik bir girişim kesinlikle değildir. O nedenle 31 Mart isyanıyla Babali baskınını kesinlikle birbirine karıştırmıyoruz. Nitekim Babali baskını gerçekleştiren kadro iddiatçı kadro zaten. Amaç burada rejimi değiştirmek zaten olamaz. Dolayısıyla Babali baskını sonrasında rejim ya da herhangi bir padişah değişikliği yaşanmamıştır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Babali baskını bir hükümet darbesi olarak kesinlikle unutulmamalı değerli arkadaşlar. Öte yandan diğer seçeneklerde yer alan gelişmeleri malumunuz daha önce görmüştük arkadaşlar. Çırağan baskını 1878 yılında 2. Abdülhamid'e yönelik bir girişimdi. Kuleli olayı 1859'da Abdülmecid'e yönelik bir girişimdi. 31 Mart vakası değerli arkadaşlar 1909 yılında bir isyan olarak karşımıza çıkmıştı. Vakayı Hayriye'ye de zaten hepimiz biliyoruz artık 1826'da Yenişehir Ocağı'nın kaldırılmasıydı. Dolayısıyla 14. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar bu doğrultuda C seçeneği olmalıydı diyoruz. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı sonrasında imzaladığı aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Midye Enes hattının batısındaki toprakları kaybetmiştir? Bükreş, Londra, Paris, Atina, İstanbul Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız B seçeneği olmalıydı. Keza Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı sonrasında imzaladığı 1913 Londra Anlaşması'yla ne yazık ki Midye Enes hattının batısındaki toprakların tamamını kaybedecek. Değerli arkadaşlar 1. Balkan Savaşı sonrasında 30 Mayıs 1913 tarihinde imzalanan Londra Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti lütfen haritaya dikkat edin. Midye Enes hattının batısındaki toprakları tamamen kaybedecek. Ve dikkat ederseniz 1. Balkan Savaşı'nda değerli arkadaşlar sınırlarını Ege Denizi'ne kadar genişleten ve en karlı çıkan devlet Bulgaristan olacaktır. Keza 1. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'ın bu derece karlı çıkması diğer Balkan devletlerini oldukça rahatsız edecek. Bu da değerli arkadaşlar 2. Balkan Savaşı'nın en temel sebeplerinden birisi olacaktır. Öte yandan 1. Balkan Savaşı'nda değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti Gökçeada ve Bozcaada dışında Londra Anlaşmasına göre tabii ki tüm Ege adalarını kaybedecektir değerli arkadaşlar. Bu anlamda ciddi bir toprak kaybı yaşadığını görmekteyiz Osmanlı Devleti'nin bu nedenle değerli arkadaşlar aynı Trablusgarp Savaşı'nda olduğu gibi Osmanlıcılık fikir akımı daha da zayıflayacak ki bazı akademisyenlere göre Osmanlıcılık Balkan Savaşları ile birlikte çökmüştür değerli arkadaşlar. Türkçülük akımı daha da önem kazanacaktır. Dolayısıyla Osmanlı devletinde Osmanlıcılık fikrinin zayıflaması ve buna bağlı olarak Türkçülük akımının güçlenmesinde değerli arkadaşlar Trabluskart ve Balkan savaşları etkili olacaktır. Bu bağlamda değerli arkadaşlar 15. sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. İkinci Balkan savaşının sonuçları arasında 1-2-3 gelişmelerinden hangileri yer alır? Osmanlı Devleti'nin Balkan devletleriyle sınırları belirleyen anlaşmaları imzalaması, Bulgaristan'ın Trakya'da toprak kaybetmesi Osmanlı Devleti'nin Edirne ve Kırklareli'ni işgalden kurtarması. Değerli arkadaşlar bu soruda bize verilen öncülleri tek tek ele alacak olursak. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti Balkan Devletleri ile sınırları belirleyen bir dizi anlaşma imzalayacaktır. Örneğin Yunanistan'la Atina, Bulgaristan'la İstanbul Antlaşması gibi. Öte yandan değerli arkadaşlar, 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgaristan daha önce elde ettiği kazanımların önemli bir bölümünü kaybetmek durumunda kalacak. Keza Bulgaristan Trakya'da ciddi bir toprak kaybı yaşayacaktır 2. Balkan Savaşı sonrasında. Arkadaşlar, 2. Balkan Savaşı aslında 4 Balkan devletinin Bulgaristan'a savaş açmasıyla başlayan önemli bir süreç. Bu çerçevede Sırbistan Karadağ Yunanistan ve 1. Balkan Savaşı'nda yer almayıp 2. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a saldıran Romanya ile birlikte 4 Balkan Devleti Bulgaristan'a savaş ilan edecek ve nihayetinde değerli arkadaşlar 2. Balkan Savaşı Bulgaristan'ın ağır bir yenilgi almasıyla sonuçlanacaktır. Ve nihayetinde taraflar arasında ortak imzalanan bir anlaşma ile birlikte değerli arkadaşlar Bulgaristan Trakya'da ciddi bir toprak kaybı yaşayacak. 3. öncüle baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Edirne ve Kırklareli'ni işgalden kurtarması keza 2. Balkan Savaşı'nın bir diğer önemli sonucu olarak karşımıza çıkar değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti Bulgaristan'ın içinde bulunduğu bu durumdan istifade ederek Bulgaristan'a savaş ilan edecek ve daha önce kaybettiği Edirne ve Kırklareli'yi Enver Bey ve Mustafa Kemal'in çabasıyla geri alacaktır ve Osmanlı ordusu değerli arkadaşlar bu süreçten sonra Meriç nehrine kadar ilerleme kaydedecektir. Lütfen dikkat. Teşkilat-ı Mahsusa'nın önemli isimlerinden birisi olan Enver Bey değerli arkadaşlar Edirne'nin işgalden kurtarılmasının sürecindeki çabalarından dolayı Edirne Fatihi olarak anılır. Buna da kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede bakıldığında değerli arkadaşlar 2. Balkan Savaşı'nın sonuçlarıyla bağlantılı bu sorumuzda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı diyoruz. Tabii ki 2. Balkan Savaşı'nın değerli arkadaşlar Mustafa Kemal açısından da çok önemli sonuçları ortaya çıkacaktır. Nitekim 2. Balkan Savaşı'ndaki mücadelesinden ve başarılarından dolayı Mustafa Kemal Sofya askeri ateşe militerlik görevine atanacak ki bu arada Ateşe militerlik askeri elçilik görevidir değerli arkadaşlar. 1913 yılında Mustafa Kemal'in üstlendiği Sofya askeri ateşe militerlik görevi değerli arkadaşlar. Lütfen dikkat. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce üstlendiği son resmi görevi olacaktır Mustafa Kemal'in. Dolayısıyla Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı başladığı esnada son resmi görev olarak hangi görevi üstlenmiş değerli arkadaşlar? Sofya askeri ateşe militerlik görevini. Bu çerçevede değerli arkadaşlar 2. Balkan Savaşı ile bağlantılı bu sorumuzda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. 2. Balkan Savaşı'ndan sonra imzalanan 1-2-3-4 antlaşmalarından hangilerinde Osmanlı Devleti taraf olmuştur? Atina, Bükreş, 1913 İstanbul, 1914 İstanbul. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru inatımız D seçeneği olmalıydı. Keza Bükreş Anlaşması'nda değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti taraf olan bir devlet değildir. Nitekim Bükreş Anlaşması 1913'te imzalanan ve Balkan Devletleri arasındaki sınırları belirleyen çok taraflı bir anlaşma olarak karşımıza çıkmakta. Keza bir önceki sorularda da görmüştük. Bulgaristan 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Trakya bölgesinde ciddi toprak kaybı yaşamıştır. Bu toprak kaybı da değerli arkadaşlar 1913 Bükreş Anlaşması'nın en önemli sonuçlarından birisi olmuştur. Dolayısıyla Bükreş Anlaşması'nda Osmanlı Devleti taraf değildir. Öte yandan Atina Anlaşması değerli arkadaşlar 1913 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre Selanik, Yanya ve Girit Yunanistan'a bırakılmış ve Melich Nehri iki devlet arasında sınır kabul edilmiştir. Lütfen 2. Balkan Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda Osmanlı Devleti'nin sınırının Melich Nehri olduğuna dikkat edin değerli arkadaşlar. 1913 İstanbul Anlaşması ise değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre Doğu Trakya Osmanlı Devleti'ne bırakılmış ve lütfen dikkat Meriç Nehri iki devlet arasında yine sınır kabul edilmiştir diyoruz. Dolayısıyla Balkan Savaşları'ndan sonra imzalanan anlaşmalar neticesinde Osmanlı Devleti'nin Trakya sınırı Meriç Nehri olarak belirlenmiştir değerli arkadaşlar. 4. öncülde yer alan 1914 İstanbul Anlaşması ise değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Sırbistan'la imzalamış olduğu bir anlaşmadır. Bu anlaşmada değerli arkadaşlar Sırbistan'da kalan Türk ve Müslümanların hakları ve mallarının durumu ile ilgili bunların korunması ile ilgili bir dizi hüküm yer almıştır. Bunu bilmeniz başlı başına yeterli olacaktır. Dolayısıyla Atina, Bükreş, 1913 İstanbul ve 1914 İstanbul anlaşmaları içerisinde Bükreş anlaşması dışındaki diğer anlaşmalarda Osmanlı Devleti taraf olan devlet olmuştur diyoruz arkadaşlar. Bu bağlamda 17. sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer soruyla devam ediyoruz. Ve geldik 18. ve son sorumuza değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonrasında kaybettiği yerlerden biri değildir. Batı Trakya, Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Ege Adaları. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı. Keza hatırlayacağımız üzere Bosna Hersek değerli arkadaşlar, 2. Meşrutiyet sürecinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhak edilmişti. Dolayısıyla Bosna Ersek Balkan Savaşları'ndan sonra yaşanan bir toprak kaybı değildir değerli arkadaşlar. Bu çerçevede Balkan Savaşları'nın değerli arkadaşlar genel sonuçlarını değerlendirecek olursak ki toprak kayıpları bizim için son derece önemli. Arkadaşlar 1. ve 2. Balkan Savaşları'nı bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Nihayetinde Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'nın sonucunda Batı Trakya ki İskeç'e, Gümülcine, Dedeağaç olarak kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar Batı Trakya'yı. Kavala, Yanya, Seres, İşkodra, Makedonya, Girit ki Girit önemli demiştik. İkinci meşrutiyet sürecinde Yunanistan'a bağlandığını açıklamıştı, katıldığını açıklamıştı, fiili olarak elimizden çıkmıştı. Ama dikkat edin Balkan Savaşları'ndan sonra değerli arkadaşlar Atina Antlaşması ile birlikte Girit Yunanistan'a bırakılmıştı. Arnavutluk ve Ege Adaları değerli arkadaşlar, Bozcaada ve Gökçeada dışında Ege Adaları ne yazık ki Osmanlı'nın elinden çıkacaktır. Dolayısıyla Balkan Savaşları'ndan sonra değerli arkadaşlar ki Arnavutluk da keza bizim için önemli. Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanarak kopan son Balkan devleti olmuştu. Onun dışında değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığı Doğu Trakya ile sınırlı kalacaktır. Tabi Doğu Trakya dediğimizde hemen aklımıza Edirne ve Kırklareli bölgesi gelmeli değerli arkadaşlar. Bunu da tabi ki unutmamak gerekiyor. Ki evet Batı Trakya kaybedildi. Batı Trakya elden çıktı. Fakat Balkan Savaşları'ndan sonra değerli arkadaşlar Batı Trakya sorunu dediğimiz önemli bir sorun ortaya çıkacaktır. Ki Batı Trakya toprak olarak kaybedildi ama orada yaşayan Türklerin ve Müslümanların değerli arkadaşlar zamanla Bulgarlar tarafından ciddi baskılara maruz kaldığını da görmüş olacağız ne yazık ki. Öte yandan değerli arkadaşlar bugünkü batı sınırımız belirlenmiştir Balkan savaşlarından sonra ki Atina ve akabinde imzalanan İstanbul anlaşmaları ile birlikte Osmanlı Devleti'nin Trakya sınırı Meriç Nehri olarak belirlenmiştir Balkan savaşlarından sonra imzalanan anlaşmalar doğrultusunda. Bunun dışında değerli arkadaşlar Balkan savaşlarında yaşanan ülke içindeki göç hareketleri beraberinde bir takım sıkıntıları da getirecektir. Lütfen dikkat. Balkan savaşlarından sonra değerli arkadaşlar yaşanan göç, hastalık ve ölümler nedeniyle 1914 yılında değerli arkadaşlar Osmanlı yönetimi Darül Eytam adını verdiğimiz bir kurumun açılışını da yapacaktır. Ne demektir Darül Eytam? yetimler evi anlamına gelir değerli arkadaşlar. Yetim kalmış çocukların bakımını üstlenen bir kurum olarak karşımıza çıkmakta. Bunun dışında değerli arkadaşlar İttihat ve Terakki Cemiyeti Balkan Savaşları sonrasında ülkenin yönetimini tümüyle ele geçirecektir. Keza 1913 Bağbali baskını bunun en somut adımlarından birisi olarak karşımıza çıkmıştı. Ki İttihat ve Terakki Cemiyeti değerli arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar 1918 yılına kadar ülke yönetiminde etkili olacaktır. Ve değerli arkadaşlar Osmanlıcılık Balkan Savaşları ile birlikte çökmüş ve artık Türkçülük akımı daha da güç kazanmıştır. Keza 1. Dünya Savaşı sürecinde göreceğiz arkadaşlar Türkçülük akımı doğrultusunda önemli adımlar atacaktır Osmanlı Devleti. Dolayısıyla 18. ve son sorumuzda değerli arkadaşlar doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs>